que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Günaydın. Tekirova'dayız annemle. Anacığım günaydın canım benim. Günaydın annem. Of, içecek falan aldı annem. Yarenek kitabı, boyama kitabı falan aldık. Ondan sonra gidiyoruz. Teyzemi göreceğiz. Feride evdeyse Feride'yi görürüz. Sabah kahvaltı yaptık. Hazırlandım hızlıca. Ya spontane gelişti. Annem şey yaptı. Mesaj attı. Kızım dedi. Gidelim mi teyzeni görmeye? Pek kedi keyfi yok. Yanında olalım dedi. Dedim tamam anacığım. Aras'ı da babasına bıraktım. Kavga dövüş. Aras gelmek istedi. Yaren'e gideceğim diye. Dedim oğlum hani Yaren zaten evde olmuyor. Dedesi onu yürüyüşe çıkarıyor. Of. Hiç yazmadım da valla Feride'ye geliyoruz diye. Sen yazdın mı teyzeme? Teyzem. Ha biliyor mu? Tamam. Teyzemin haberi varmış geleceğimizden. Şu uzun örgülü hırkamı giydim de sıcak oldu yürürken. Motoru Şok'un oraya getirdim. Zaten otobüs oradan geçiyor ya kapının önünden Şok'un oradan. Annemle orada buluştuk. Motoru bıraktım oradan hemen otobüse bindik. Tam şansımıza beklemedik vallahi. Anne bu senin şansına geçen ben. Aynen. Gelirken 40 dakika beklemiştim. Hemen hızlıca geldik. 10 dakika falan sürmedi bile. Şimdi gidelim yerleşelim. Burada zaten çok bir şey çekmem. Moralleri de zaten bozuk. Of, eve gidince sizinle artık vlogumuza devam ederiz bebişlerim. Geleceğiz. Çay falan içtik, çay demledim. Feride'de tatlı baklava falan vardı. Bizim hanımlar şimdi balkona çıktılar. Ben de öğlen yemeği yapıyorum. Burada sebze çeşnisi buldum. Burada Feride'nin şey dolabından. Umarım sebze çeşnisidir. Çünkü kokusu ve rengi aynı benim kullandığım sebze çeşnisine benziyor. Pilavlarıma da katıyorum. Çok güzel lezzet veriyor. O yüzden birazcık ondan kattım. Burada şehriyeli pilav yapıyorum, demliyorum. Şimdi son artık karıştırmam. Ağzını kapatacağım. Bu demlenmeye bırakacak. Oh, bir yandan da çayımı içiyorum. Burada da Feride gitmeden et çıkarmış. Yemek yaparız diye. Ben de bunu kavurma yapacağım. Zaten şeydi. Buzdolabı poşetine böyle dilimlenmiş küçük kuşbaşı doğramış koymuştu. Eline sağlık bacımın. O konuda da vallahi çok güzel disiplinli. Yani difrize koyduğu her şeyi böyle poşet poşet koyup tek kullanıma böyle hazırlık porsiyonluk hazırlayıp koyuyor difriz hazırlığında. Onu da böyle attım şimdi. Tuzunu attım. Biraz su kattım. Bunu önce bir haşlama yapacağım. Çünkü sert oluyor. Direkt kavurma yapmıyorum. Ondan sonra suyunu çektikten sonra da kavuruyorum kendi yağında. Biraz yağlıydı et. Burada daha havuç salatası yapıyorum. Bir diş sarımsak doğradım. Sarımsak biraz büyüktü diye şey yaptım. Doğradım derken şeyden geçirdim. Bu rendeden geçirdim. Havuç 2 tane. Bir tane salatalık. Biraz yağ döktüm. Şimdi baharatlarını dökeceğim. Normalde bu markovka yani havuç salatasının kendine göre bir şeyi oluyor. Spezia diyorlar. Yani kendi baharatı oluyor. Ama burada ben baharat bulamadım. Ben şey o baharattan bulamadım. Yurt dışından getiriyorlar genelde. O yüzden biraz karabiber, biraz pul biber, biraz da tuz dökeceğim. Tuzu aslında önceden böyle döküp ovuşturabilirdim havucu ama Feride'lerin tam ne zaman geleceğini bilmiyorum. Saat şu anda 12, saat 1.30. Saat 12'de Mira'nın yanına girdiler. Saat 1'de çıktılar. Mesaj attı çıkıyoruz diye. Herhalde bir saate kadar onlar da gelirler. Şunu birazcık tuzlayayım. Bunu da karıştırayım. Onlar gelene kadar da bu havuç zaten o arada şey olur. Biraz daha erir. Öyle teyzemle annem. İşte teyzem biraz kafası dağılsın. Oturuyorlar sohbet ediyorlar. Mira'yı konuşuyoruz. Onun dışında çok şükür her şey yolunda. Benim beyleri evde Aras'ı bıraktım babasıyla. Getirmedim. Bugün normalde hafta sonuydu. Ödevini yapıp biraz dışarı çıkacaktık. Sonra spontane böyle gelişince dedik şey yapalım. Onlar babasıyla belki çıkarlar parka bir yere. Vlog çekerse de çeker. Ben burada olacağım için. Annem şöyle hikaye kitabı aldı Yaren'e. Annesi onu akşamları okusun diye. Şöyle resimle. Aras'a da alır böyle genelde hikaye kitaplarını çoğunu anneannesi alır. Şimdi Yaren'e de aldı. Yaren dedesiyle şeye gitmiş bu arada. Dışarıya çıkarmış dedesi onu oyalamak için. Ben de şöyle balon aldım. Geçen aldığımda çok hoşuna gitmişti. Yine aldım. Ah, durum öyle bebişlerim. Feride'cim bekliyormuş. Tezgahımı toparlayayım. Yemek de bir yandan hazır olsun. Acıkınca yeriz. Kahvaltı yapmışlar zaten onlar çıkmadan önce. Biz de kahvaltımızı yapmıştık. Daha acıkmadık çünkü saat daha erken.
Ama yemek en azından hazır olsun. Feride'ye de bir faydam olursa ne mutlu bana. Şu yatak odasında birkaç katlanılacak bir şey varmış. Onları şimdi geçip katlayacağım. Burayı toparladıktan sonra. Sonra da Feride'cimi bekleyeceğim. Çayın altına su katayım. Çaydanlığımın altına su katayım. Biraz koyayım. Suda, çay da o arada demlene dursun. Moraller şükür. Umudumuz var sonuçta tabii ki. Çocuğumuz iyileşme durumunda. Miray ile ilgili tabii ki güncel durumu şimdi annesi gelince anlatır. Ben de size akşam kapanışta anlatırım bebişlerim. Böyle. Burada aslında çok çekim yapmam dedim ama zaten teyzemleri falan çok çekmeyeceğim. Feride de zaten herhalde bu aralar vlog çekmiyor diye biliyorum. Sadece işte böyle yaptığım yemekleri falan çektim size. Onların şimdi durumu tabii ki haliyle biraz moralleri bozuk. Ondan dolayı hem kimsenin gözüne de böyle kamerayı sokup da şey yapmak istemiyorum. İnsanlar çocuğunun derdinde uğraşırken ben de vlog peşinde koşmak gibi olmasın diye. Bunu size yemekleri göstereyim dedim. Durum şimdilik böyle, bunun kapağını bulabilirsem, saklama kabı bu çünkü. Bunu dolaba iteyim, o arada birazcık şey olursun, hazırlana dursun. Bakın burada kim var, bir bakın bakın. Bir merhaba de teyzelere. Merhaba. Sen ne yiyorsun, hele bir anlat bakayım. Pilav. Kim yapmış bu pilavı? Sen. Nasıl, lezzetli mi? Hı-hı. Bak bak Feride, normalde şehriyeli pilav yemezmiş benim kuzum ama teyzesininkini yiyor. Peki tabak biterse ne olur? Evcilik oynayacağız. Evcilik, senin mutfağın varmış. Mutfağında evcilik oynayacağız. İki tane de bebek çıkardık. Burada bebeklerimiz var. Yaren'in böyle prenses koltuğuna oturacak. Böyle bebeklerimizi giydireceğiz. Mutfağımızda onlara yemek yapacağız. Ama şartımız ne? Pilav bitecek. Evet. Mırın kırın etti dedim. Olmaz öyle. Pilav yiyeceksin. Daha ben bir de et yedirecektim de dişlerim yok dedi, değil mi? Dişlerin olmadı. Yiyecek misin et? Ciddi misin? Tamam. O zaman soğanını ekleyeyim. Kavurmaya şey, soğan yoktu. Feride'nin kayınpederi soğan getirdi. Soğansız mı istiyorsun? Tamam. Hemen çıkarayım o zaman sana. Önce şey dedi, dişlerim yok, ben et yiyemem dedi. Şimdi de yiyecek. Çok faydalı. Protein. Sen bunu yersen güç toplarsın. Enerjin olunca ne olur? Bir bak bana. Evciliği güzel oynarsın. Yerim ben seni. Dedesi denize götürmüş. Ayak mayağı ıslanmış. Pijamasını falan değiştirdim. Şimdi kavurma falan bitti. Pilav da şahane oldu. Soğanlı şey yapacağım. Soğan yoktu. Kayınpederinden soğan istemedim aslında. Soğan yok dedim. O da gitti aldı geldi sağ olsun. Şimdi buna soğanı ilave edip karıştırıp daha yumuşak oluyor soğanla kavurma. Bilmiyorum, kimisi soğansız yiyor da ben soğanı çok beğeniyorum. Şimdi Yaren'e biraz çıkaralım. Etleri küçük küçük didikleyelim. Ondan sonra da kavurmamızı bitirelim. Acıkan da oturur yer değil mi? Şunları küçük küçük keseyim. Yok canım, onun editini de ben yapıyorum. Benim bacım geldi. Yolcu ediyor bizi. Saat 4 oldu mu? Oldu. Oturduk, ettik. Oldu. Feride'cim merak ediyorsunuz. Gayet iyi, merak etmeyin. Ben iyiyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyiyim gördüğünüz gibi. Dualarınızı eksik etmeyin, yeter. Aynen. Buna şu an ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle. Bir dahakine de inşallah Yaren'imin taburcu olmasının haberine geliriz. Ha Feroş? Miroş'umun? Allah'a. İnşallah şey Miroş'umun. Yaren'i bugün çok andım. Yaren, dilime sen dolandın Yaren. Uy minikim. Uy ben seni gidişlerini severim. Bizi yolcu etmeye çıktılar. Yaren de ağladı hava arkamızdan. Hava da güzelmiş aslında. Hava işte güzel de gene de şey. Çıkmak istemiyor. Ya senin şimdi bu durumda haklı olarak şey yapmıyorsun da. Neyse bugünlerde geçecektir inşallah. Sizin için çektim. Yoksa şey yapmak istemiyordum. Gözüne kamerayı sokmak istemiyordum bacımın da. İyi merak etmeyin diye açayım dedim kamerayı. Çok soran bizim... oluyor. Çok evet. Ablamdan da soran, evet, Selime'ye de çok yazmışlar. De Allah hepinizden razı olsun. Merak ediyorsunuz, aynen, endişeleniyorsunuz haklı olarak. Bizim hanımlar biz da arkadan iyiyiz. Yaylana yaylana geliyorlar. Gel. 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 Hayır hayır, orası bizim değil kızım. Ta oraya mı gideceğiz? Gel hadi gel. Bakayım sesleri. Şimdi, ama şehir içinde böyle yasak değil mi kızı? Şikayet eden yok mu? O inek de bizim var. Oradakilerini kestirdiler. Bir inek de var. Bizim oradakiler. Çok zayıflamış benim bacım. Evet bitti. Aman iyi oldu, boşver. Kilo da iyi değil. Benim de kilo vermem lazım. Annem şimdi diyor göbeğimiz çıktı, yürüyüşe başlayalım. Sabahları belki bire. Kaçadan çıkmış ya. Kilo aldım aldım. Boyum var. O da beni şey yapıyor. Var kızı, ben. Boyu da yok ki bende. O da bana şey moral veriyor, kilon gider merak etme diye. Şimdi gideyim benim oğlanları doyurayım. Arasın ödevine oturayım. Aynen. Evde bir kadın olmadım yemin ederim. Hepsi... Sobasız da durulmuyor değil mi? Serin olurlar bacım, senin buralar sıcak. Feride klimayla ısıtıyor ki bugün hiç yakmamışlar. Gayet gündüz hiç yakmıyoruz ki. Bir soba yakıyoruz. Gündüz hiç yakmıyoruz biz klima. Gece sabaha kadar yakıyoruz. Yok, güneşli havalarda öğlen çok yakmıyoruz ama sabahları mutlaka yakıyoruz. Bir de yatmadan önce yakıyoruz. Ben Mira geldikten sonra tabii
tabii ki gündüzleri de artık açacağım. Onun vücut ısısı için. Tabii artık gitgide de havalar iyice soğuyor. Bakalım hayırlısıyla gelsin de. İnşallah, inşallah bebişim, inşallah. Uy yavrum benim. Ondan ama genel da, durumu bugün biraz daha iyiymiş. Aynen, bugün çok şükür iyiydi. Ondan sonra da güzel güzel vloglarımızı kızlarımla çekerim. İnşallah, artık, inşallah canım benim, inşallah. Şu an zaten insanda moral de yok. Haklı çekmek olarak. İçin şey, heves de yok. Hele biraz dinlen bakalım, şey olur. Birden o heves gelirse de açarsın. O da bir yandan insanın kafasını dağıtıyor. Tabii, kızım, o da vlog çekmek de insana iyi geliyor. Bakma. Baştan bak, ameliyata girdik. Yaren yola çıkma, gel buraya. Gel kızım. Bayağı kendimi topluyordum hakikaten. Ya çünkü yazman. O aldığın mesajlar, dualar da seni bir yerde ayakta tutuyor. Hani bu şey gibi mesela belki. Mesela 3 gündür böyle sanki boş yaşıyormuşum gibi geliyor. Bir şey yapmıyorsun, etmiyorsun. Eve geliyorum işte, evi topla. Hastane işte, ne bileyim, arada böyle git gel. Neyse kızlar, biz şimdi otobüsü bekliyoruz. Feride'cim bile gösterdiğime göre endişelenmeyin. Otobüse kaçırdı. Ama bu seni almazdı çünkü. Ha, bu teğet gidiyor. Aynen. Hadi in, kızlar otobüs kaçırırsak görürsünüz o zaman. Çıkar. Ali çıkarsın. Çok özledim seni ben bugün. Sen beni özledin mi? Çıkarsın. Gel göstereyim. Ne yönetim? Anahtar şey, motorun arkasında. Ben eve geldim. Teyzem sağ olsun memleketten şöyle şeker getirmiş ama Aras hemen rızına geçti, patlattı. Şurada geçen Feride'ye börek götürdüm ve tatlı. Bazen sinirleniyorum da gerçekten hani. Bu ne? Bu ne? Bağırma çünkü dolapta paket yarım cipsler duruyor da o yüzden daha yenmemiş. Yemişsin ha, hakikaten yemişsin. Bir dünya cips vardı yarım paket. Neyse ben anneme uğradım. Otur kitabına, gel anneciğim. Şunu bir kapatalım önce. Şimdi otobüse bindik. Annemin evinin o şokun orada indik. Gel oğlum buraya, otur şuraya, gel bakayım, geç şuraya. Şu evin haline bakar mısınız? Böyle bırakıp gitmedim. Sabahını toparladım. Oyuncak oynamışlar. Ne yaptınız bugün? Babanla nereye gittiniz? Bak bu şekerleri yiyorsun. Böyle paketleri her yere bırakıyorsun. Evin içi sıcacık. Motorla geldim. Üşüdüm. Çay içmişler. Çayı da lavaboya dökmüşler. Sapsarı olmuş. Şimdi domates sosu dökeceğim ona. Hırkamı geldiğim gibi öylece atıverdim. Çantamı boşaltacağım. Of, şu tepsi geçen Feride'ye giderken teyzemi görmeye börekle tatlı yapmıştım ya. Onları geri getirdim. Boşlarım. Şu gözlüğüm motorumda kalmış. Şu çantamı boşaltacağım. Bir şey yok zaten. Giderken sadece nakit para ve şey aldım yanıma. Telefonumu falan koydum yanıma. Aras'cığım şimdi yarın pazartesi Allah'ın izniyle okula gideceksin. Bak şekerleri yemiş. Yarın Aras okula gidiyor. O yüzden şimdi oturalım. Bugün babasıyla hiç ders falan yapmamışlar. Ben bugün doğru düzgün pek bir şey de çekemedim. Siz biliyorsunuz teyzemleydim. Feride'deydim. Ama genel olarak keyifleri yerinde. Feride'nin de dediği gibi bir sorun yok. Her şey iyiye gidiyor. Anneciğim biraz sakin olur musun? Biraz efendi ve beyefendi olur musun? Bak hala geldiğimden beri böyle 20 turdur sağını solunu topluyorum. Bu kaç tane şeker ya? Bu şekerlerin hepsini sen mi yedin gerçekten? Bu kaç tane şeker böyle? Kumandayı alabilir miyim? Yok olsun. Ödevine geçer misin? Babanla bugün kitap... Hayır, hem izleyip hem ders çalışamıyoruz maalesef. Biz öyle yapamıyoruz. Şimdi gel bakalım şuraya. Şu kitabını okutacağım Aras'a. Yusuf markete gitti, içecek bir şeyler alacak. Evde hiçbir şey yok. Soğuk bir şey böyle. Ice de alsın. Ice'i bugün kaç litre içtin? Öykü. Hayır, en başı okudun mu başlığı? Ne? Sıcak, kusura bakmayın, böyle atletle kaldım da karşısına böyle de çıktım. Öykü. Evet. Ve... O. Mat. O mat. Şimdi tadına baksana benim için. Feride'den çıktıktan sonra annemin orada indik. Anneme gittim. Birer Türk kahvesi içtik. Babamı gördüm. Ondan sonra motorla eve geldim. Kayınvalideme uğradım. Onda midesi ağrıyormuş. Rahatsızdı. Sobasına odun attım. Hı. Onunla biraz oturdum. Ondan sonra yukarı çıktım. Yemek yediniz mi bugün? Hı? Orada okuyacağım. Tamam, orada otur. Orada oku. Aras, şimdi duşu aldıracağım. Okula hazırlayacağım yarına çantasını. Beslenme kutusunu yıkamıştım. Onu çıkarayım göz önüne. Şu çikolataları kaldığım dolaba koyayım. Çünkü evin içi çok sıcak ve erimesinler.
Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Bugün size gerçekten hiçbir şey çekemedim. Bütün günlerdeyse hemen hemen teyzemlerdeydik. Feride'deydik. Yaren çok mutlu oldu ama. Yaren neredeydi? Öğleden sonra dedesi getirdi onu yürüyüşten. Ayakları ıslanmış, denize girmiş, üşümüş. Hava da bugün soğuktu. Niye beni götürmedin oraya? Ben gittim de Yaren yoktu. Çok sonradan geldi. Annesi saat 3'e doğru geldi. Yaren de o saatler daha yeni gelmişti. Yarenler geldiği zaman yoldu. Yaren geldi, biraz oyun oynadık. Sonra annesi geldi. Öyle işte teyzenle oturduk, biraz sohbet ettik. Mira biraz daha iyiymiş. Çok şükür iyiye gidiyor her geçen gün. Aslında sizinle konuşmak istediğim bir konu var ama kayınvalidem dedi ki hiç gerek yok. Bazı şeyleri hiç uzatma. Ya 2 gün önce izlediğiniz vlogta Yusuf benimle şakalaşırken kadrajda böyle el kol hareketi çıkmış ve ben bütün gün teyzemdeydim, yorumları okuyamadım, internetim kapalıydı. Akşam anneme gittiğimde internetim açıldı ve orada yorumlarınızı fark ettim, orada okudum ve videoyu açtım, baktım gerçekten orayı ben kesmeyi unutmuşum. Daha doğrusu hiç doğrusunun farkına bile varmadım, öyle de söyleyebilirim gerçekten. Orada isteyerek, Aras bak şu anda konuşmamı fırsat bilerek şey yapıyorsun ama ben hakikaten şu anda ödevini ne yapmanı istiyorum gerçekten. Bir şey konuşup kapatacağım, dikkatimi dağıtıyor, kapatır mısın onu? Ondan dolayı da biraz modum düşük açıkçası. Biraz da Yusuf'la atıştık. Hani biraz kontrollü olmak lazım. Kameranın karşısına şakalaşmamak lazım. O kameranın bizi çektiğini fark etmiş ama keserim kesersin orasını diye düşündüm dedi. Ben de montaj yaparken artık dalgın mıydım neydim? Böyle el kol şakası yapmış. Bunun için gerçekten üzgünüm. Çok özür dilerim gören arkadaşlarımdan dolayı. Görmeyen izleyicilerim de oldu. Çünkü daha tam izlenmemişti. Sonradan videoyu tabii ki kaldırdım. Kaldırmak zorunda kaldım. Ve benim arşivimde, telefonumun arşivinde olmadığı için YouTube'un üzerinden paylaştığım videonun o kısmını kesip, şakalaştığı kısmı kesip geriden paylaşmak istedim. Ama maalesef ki ayarlarıyla yapamadım YouTube'dan. Telefonumda da o video, o günkü vlog kayıtlı değildi, hepsini silmiştim, çöp tenekesini temizlemiştim çünkü çok yer ediyor. Yani böyle bir tatsız konu yaşadık, ondan dolayı biraz modum düşük, çok da üzgünüm. Kayınvalidemle paylaştım bunu, o dedi ki hani ben dedi video vlogu sabah izledim ama fark etmedim dedi, çay falan koyuyordum dedi, o kısmı fark etmemişim kızım dedi. Yani dedi olabilir böyle şeyler, çok da uzatma, canını da sıkma dedi. Tabii ben hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yaşanmamış gibi vlogları çekmeye devam etmek istemedim de buradan bir ufacık da olsa bir özür dilemek istedim. Yusuf da aynı şekilde hani neyse o. Ya izlemeyenler için de şey yapmak istemiyorum. Şimdi merak konusu yaratıp da nedir ne değildir şey yapmak istemiyorum ama yani görmemeniz gereken bir el kol şakasıydı karı koca arasında. Ben diyorum ya sonradan fark ettim. Yani paylaşıldıktan sonra siz yorumlarınızla fark ettim falan filan. Neyse bu konuyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Biz bir aileyiz. Bazı şeyler istemeyerek oldu, bir kere paylaşıldı. Kayınvalidem çok üzülme dedi. Hani istemeyerek neler insanlar paylaşıyor, neler oluyor hayatta dedi. Yani bunun için kendini bu kadar kahretip şey yapma dedi. Ya zaten beni fark eden izleyicilerim de linçlememişler, şey demişler, uyarmışlar açıkçası. Hani Nigar'cığım daha dikkat et, işte fark etmedin herhalde, şu dakikada şöyle bir şakalaşma olmuş, bunu sil falan diye. Ya da işte yazanlar oldu, Nigar'cığım videoyu kaldır falan diye. Ben de videoyu hemen kaldırdım tabii ki. Ama dediğim gibi o kısmını kesip tekrar sizinle paylaşamadım. Neyse, olacak, olmuşla ölmüşe çare yok maalesef. Böyle üzücü bir tecrübe yaşadık. Bu da demek oluyor ki bundan sonra çok daha dikkat etmek lazım. Anlayacaksın şimdi, televizyonu kapat, ben telefonu kapatırsam çok güzel anlayacaksın. Anne 9'dan sonra 7 mi geliyor? Aradaki sayfayı niye unutuyorsun, 8. sayfayı? Neyse durum bundan ibaret. Biraz tatsızım açıkçası, gerginim de bundan dolayı. Fark etmemiş, izlememiş olan izleyicilerim için de çok da uzatmak istemiyorum ama fark edip izleyip de fark edip bana yazan izleyicilerimden özellikle buna şahit oldukları için özür diliyorum gerçekten. Of.
neyse cümleler hepsi birbirine karıştı. Ne diyeceğim ne söyleyeceğim de şaşırdım. Özür diliyorum tekrardan. Farkında olmadan istemeyerek bazı şeyler artık yaşandı. Ok yaydan çıktı, yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Vlogu burada bitireceğim. Bugün vlog biraz kısa oldu. Zaten... Neyse insanız, inşallah beni anlarsınız. İnşallah anlayışınıza sığınıyorum. Affınıza sığınıyorum diyorum. Ya, elimizde olmayan bir şeydi. Yarın tekrar görüşürüz o zaman. Ben aslında vlog çekmek istemedim birkaç gün bu durumdan sonra. Ama kayınvalidem dedi ki kızım dedi zaten kasıtlı bir şey yok dedi. Ne Yusuf'un yaptığı harekette kasıtlı bir şey var dedi. Ne seninkinde var. Karı koca arasında şakalaşırken istemeyerek kadrajı alındı. Sen orayı kesmeyi unutmuşsun. Bu kadar basit yani, bu kadar büyütme dedi. Kayınvalidem biraz beni sakinleştirdi. Üzülme bu kadar dedi. Vloglarını çekmeye devam et. Bunun için kendini de izleyicilerini cezalandırmana gerek yok dedi. Çok mantıklı konuştu kadıncağız. Hasta haliyle bir de böyle bana moral verdi. Yoluna devam et kızım, sen bir emek harcıyorsun, izleyicilerin de seni seviyor, izliyorlar, onlar da seni anlarlar dedi. O yüzden sizinle de bu konuyu paylaştım, dertleştim. Sizleri seviyorum, şimdiden teşekkür ediyorum anlayışlarınızdan dolayı. Yarın tekrar görüşürüz. Yani çekmeye yine devam edeceğim. Tabii ki dünyanın sonu değil, tabii ki isteyerek çok büyük bir isteyerek bir hata ve yanlış yapmadık karı koca olarak, ama dediğim gibi istemeyerek bir şakalaşma çıkmış artık kadrajda, montajda varken fark etmedim. Dır 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 işte Nigar'ın her zamanki gibi gene çenesi düştü. Yarın görüşürüz, bay bay.